Arkadaşlar yine Kuşadası'ndayız. Yine Kuşadası'ndayız. Size yine köşe başı bir ev bulduk. Köşe başı evler bilirsiniz. Her defasında köşe başı evleri ayrıcalıklı sunmaya çalışıyorum. Döndük evin fiyatına. Sevgili arkadaşlar bu ev 5 odalıdır. Fiyatı hemen söyleyeyim. Fiyatı desek 16 daha yerinde olur. 16.500 diye pazarlıklı demektense 16.000 diyelim. Yeni 01 evdir. Kuşadası'nı büyük bir çember düşünür ya da Soğuca. Soğucak çemberinin denize en yakın olan tarafında. En elverişli yani Soğucak deyince yukarılarda değil. Yola yakın, bulvara yakın. Bu güzel Çamlı ya da Davutlar değil. Burası Soğucak arkadaşlar. Onu beyan edeyim. Köşe başı olduğunu da defalarca pekiştirerek size söylemeye çalışıyorum. Altyapı, üst yapı ne varsa hepsi yapılmış. Havuz aşağıda arkadaşlar. Otopark bu tarafta. Efendime söyleyeyim evin girişi bu tarafta. Ev full akıllı bir evdir. Evin araç otoparkı, araç otoparkı için burası düşünülmüş. Birazdan göstereceğim. Mekanizması da burada. Altyapısı var, kaldırımlar hepsi yapılmış. 16 milyondan sembolik gönül kırılmasın diye belki bir şeylerle oynanabilir ve geldik. Çelik kapımız burada arkadaşlar. Çelik kapıyı göstereceğiz. Aşağıda havuzu göstereceğiz. Böyle sağlı sollu camlarla da muhafaza etmişler. Bir koridoru zaten var göstereceğiz. Ama böyle villayı andıracak bir hal aldırmışlar. Buradan da peyzaj alanımız var. Burası da araç otoparkı için düşünülmüş. Havuzu da göstereceğiz. 5 odası var dedik. Saunası var. Yerden ısıtma var. Full akıllı bir evden bahsediyoruz. 16 milyon Türk lirası. Arsası 350 metre. Arsası 350 metre. Ve evin bağını, bostanını, çayırını, çimenini bir daha gösterelim size. Bu da üst tarafta evin tarlası arkadaşlar. Havuz aşağıdadır. Kuşadası Soğucağın en güzel yerinde. Dış cephe çalışmaları zaten kendiliğinden izolasyonlu blok tuğlalarla yapılmış. Yetmedi patlatılmış taşlar. Efendime söyleyeyim dış cephede dekoratif sıvalar. Binanın kimlik sertifikası da hemen önde. Ve buradan gireceğiz salonu, mutfağı göstereceğiz. Aşağıda havuz tarafında iki oda bir de sauna var. Ve çelik kapımızı açtık. Bir tane tam, biri yarım. İki panelden geldik. Geldik. Burası koridorumuz. Merdivenler çok güzel. Bakın bir dakika. Sensörlüdür bu merdivenlerimiz arkadaşlar. Merdivenleri böylelikle gösterelim. Evin aklı, beyni burada. Efendime söyleyeyim eve gir, eve çık. Bu halı desenli böyle ekvator iklimindeki böyle ağaçlar var ya. İşte onları andıracak bir İtalyan boya çalışması yapmışlar. Merdiveni gösterdik. Sonra geldik. Salon kocaman, büyük bir salon. Yine İtalyan boya çalışmaları yapılmış duvarda. Bunlar sineklik buraya koymuşlar. Salonumuz bu. Kocaman bir salon var. Önünde de büyük bir balkonu var. Burası Kuşadası. Gemiler var. Kuşadası turizm kenti olarak Türkiye'ye mal olmuş. Mazisi tarihi olan en eski bir beldemiz, ilimiz, ilçemiz işte ne dersek diyelim. Salonumuz bu. Şimdi yüzümüzü mutfağımıza çevirelim. Mutfak çok kullanışlı arkadaşlar. Buradan başlayalım mutfağımıza. Mutfağımızda burada bir vestiyer görevi görüyor herhalde. Burada bir vestiyer görevi. Bu tarafta bir daha bir vestiyer görevi gören bir şey daha var. Yerden ısıtmanın kablo başlarını da gösterdik. Ev full akıllı bir ev. Yerden ısıtma deyip geçmeyin arkadaşlar. Mesela Didim'de de evler tanıtıyoruz. Bazılarında yerden ısıtma yok. Burada da bir lavabomuz var. Evet, bir banyomuz burada. Kapının arkasında klozetimiz de var. Bakın işte. Bazıları diyor ya mesela Didim'de bu kapıyı kullanmıyorlar. Keşke kullansalar. O şeyi de göster. Orayı da göster. Sonra mutfağa devam edeceğiz göstermeye. Değerli arkadaşlar. Yani gerçekten kaliteli bir ev. Bunu beyan edeyim. Gelin görün. Ekspertiz yapın. Diğer evlere de bakın. Sonra buna bakın. Arkadaşlar mutfaktan devam ediyoruz. Burası buzdolabı yeri. Bunu alabilirsiniz ya da böyle yapabilirsiniz. Şişman bir buzdolabı. Yanında mikrodalga. Kalın kaliteli bir çimson tezgah. Mutfaklar yine kaliteli. Devam ediyoruz. Burası ocak üstüne dablumbaz ve burası tekrar doğrama alüminyum arkadaşlar. Ben demin özellikle mesela Didim'de yapıyor insanlar cafcaflıyor ama alüminyum doğrama kullanmıyorlar. Ve burası da bir servis masası diyelim. Bu da böyle aksesuarı. Tavanlardaki ahşapları da gösterdik. Burayı bitirdik. Şimdi bu salonla mutfağın önünde kocaman bir balkon var. Balkonumuzu da gösterelim. Evin köşe başı olduğunu defalarca arz etmek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Bu da üstte böyle güneş kırıcılar. Böyle biraz simetrik bir
görsel kazandırmaya çalışmışlar. Buralarda tekrar ahşap süslemeler, giydirmeler yapmışlar. Orada da ledler olunca daha farklı olur, daha güzel olur. Şimdi biz ne yapalım? Yukarıya çıkalım. Yukarıya çıkalım. Merdivenimiz sağlıklı merdiven. Merdiven sağlıklı merdiven. Komple merdiven kovasında kabartılmış. İtalyan boyalar çalışılmış. Ve daha aşağı ineceğiz birazdan. Birazdan aşağı ineceğiz. Merdiven kovasını bir gösterelim. 16 milyon Türk lirası sembolik bir pazarlığı var. Bunlar da bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ahbaplarımız, onların evidir. Ve buradan bir gösterelim bu koridorumuz arkadaşlar. Koridorumuz bu. Yine ters ahşap giydirmeler yapılmış. Ebeveyn banyolu oda ileride, onu göstermedik. Keşke ilk önce onu gösterseydik. Yine duvarlarda İtalyan boya yoğunlukta çalışılmış arkadaşlar. Bakın yerdeki ahşap desenli granitler, duvar boydan boya bu renkler biraz daha asil duruyor. O da biri gösteriyoruz. Kapılar yine asil, dolaplarımız öyle göz boyama değil. Öyle ışık mışık içinde böyle cafcaflı gelir de, ama bu kalitede herkes dolap yapmıyor, onu da beyan edeyim. Sonra ikinci odayı gösterelim. Bu da etti ikinci odamız, üçüncü, dördüncü, beşinci odayı, saunayı, havuzu, diğer bahçeyi göstereceğiz. Bu da etti ikinci oda, önünde de mini bir balkonumuz var. Buraya da televizyon ve dolapları da hazır. 16 milyondan sembolik bir pazarlı olabilir. Orayı da bir gösterelim. Mini balkonu. Sonra yatak odasına gidelim. Yatak odasına gitmeden önce bu banyoyu göstereceğiz. Eşik yok. Bakın orayı özellikle yapmışlar. Böyle biraz loş ışıklı bir banyo gösteriyoruz. Herhalde o diğer ışıkları biraz da ilave edecekler. Burada da nişi büyük bırakmışlar arkadaşlar. Granitler asil. Ve en güzel yeri burada eşiğin olmayışı. Bakın geldik. Üçüncü odamızı gösteriyoruz. Dördüncü, beşinci odayı aşağıda göstereceğiz daha. Bu da etti dördüncü odamız. Buranın İtalya boya çalışmaları daha değişik. Sonra devam ediyoruz. Burası tekrar dolabımız. Dolaplarımız tekrar burada var. Bu spotları yakmadık. Niye yakmadık? Evet, banyo da burada arkadaşlar. Bu da ebeveyn banyolu. Ebeveyn odanın banyosu. Hem burada yandan açılan bir pencere koymuşlar ki köşe başı burada hiç, diğer tarafta park, onu da söyleyeyim. Ve burayı da gösterdikten sonra burada kapıyı bir daha gösterelim. Şimdi ne yapıyoruz Can? Şimdi buradan inip en aşağı saunaya iniyoruz. İki oda daha göstereceğiz ve iniyoruz. Hadi inelim bakalım. Merdiven sağlıklı merdivendir arkadaşlar. Sensörlüdür ahşap desenli rıhlarımız. Sonra buradan ne yapıyoruz? En aşağıya iniyoruz. En aşağıda iki oda saunamız var. Ondan sonra da bahçeyi göstereceğiz. Sonra işte. Saunamız burada arkadaşlar. Bu da sauna. Bunun adı sauna herhalde. Değil mi? Sauna işte. Bu da saunamız arkadaşlar. Burayı da gösterdik. Yine eşik yok. Yine burada bir depocuklar var. Ayağını. Bu da depocuk. Ondan sonra geldik. Bir tane ebeveyn banyolu oda da burada var arkadaşlar. Yol buradan da var. Diğer taraftan da var. Köşe başı. Evet. Bu da etti. Ne etti? Dördüncü oda. Dördüncü odanın içinde burada bir duş alanı daha var arkadaşlar. Nişlermişler. Burada da duş alabiliriz. Dördüncü odamız bu. 16 milyon Türk lirası. Bu da bir mutfak daha var. Bir tane oda da burada. Sonra bir tane daha. Bir tane de burada var. Ne kadar çok bir tane var. Evet, burası da arkadaşlar bir daha mutfak. Mutfağımız bu. Şimdi iki mutfak, iki salon, bilmem ne. Arkadaşlar kocaman mutfak. Yani yukarıdaki mutfağı aratmayacak bir mutfak da burada var. Buradan bir gel mutfağın içini bir okuyalım. Sana zahmet, biraz realist olsun. Bu da mutfağımız arkadaşlar. Tezgahlar gayet güzel. Sonra bahçeyi gösterelim. Havuzu gösterelim. Sonra da size iyi günler diyelim. Evet, bakın. Ledlere bakın arkadaşlar. Bu ledler de gayet güzel. Tek başına müstakil bir ev. Biz üst taraftan girmiştik. 350 metre arsa. Bütün klima üniteleri bir yerde toplanıyor. Onu da beyan edelim. Efendime söyleyeyim. Böylelikle burayı da tanıtmış olduk. Köşe başı olduğu için yukarıda
Araç park yeri vardı. Dilerseniz buraya da edersiniz. Ama bir iki eksiği var. Onlar bitecek. Onlar bittikten sonra yani biter halde size teslim edilecek. Efendime söyleyeyim. Burası da havuzumuz. Havuzumuz da bu. Bence ortadaki evlerden olmaktansa yani bir dip dibe evler olur ya böyle siteler yaparlar cafcaflı. Biri başını açsa diğerini görür. Bu mahremiyet anlamında kendi özel hissedenler için bu havuz o evlerin hepsini cebinden çıkarır. Bunu beyan edeyim. O yüzden köşe başı belki 70 metrekare havuz olmaz ama bunun da mahremiyeti artıları eksilerinden daha çoktur demeye getiriyorum sevgili arkadaşlar. Ve şimdi ne yapıyoruz? Şimdi galiba ne niye yanmıyor? Niye inat etti bu basamaklar? Ve bitirdik, bitirdik. Sevgili Can, bitirdik burayı. Ondan sonra evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla iyi günler.